Merhaba, okullar açıldı, sezon başladı ve yollar, trafik, hayatımız bayağı bir hareketlenmeye başladı. O hareketliliğe bir de yağmur eklendi mi biliyorsunuz yollar bir kaosa dönüyor. Neyse ki havanın bültenlerimizde de bahsediyorduk. İşte havanın bir jesti mi diyelim. En azından ilk günde pek bir yağış yakalamadık. O trafiğin üzerine o yağış eklenmedi ama geliyor, gece gelecek ve gece... İstanbul bölgesel yağış alır. İstanbul için dikkat edilmesi gereken, Marmara'da dikkat edilmesi gereken gece özellikle araçların süratine biraz daha dikkat etmesi. Yollar boş olduğu için biraz sürat artırılabiliyor. İşte o zaman da kaygan zemin, ıslak zemin daha doğrusu sıkıntı oluşturuyor. Buna dikkat. İkincisi bu gece özellikle yıldırımlı, şimşekli Marmara'nın batısında kıyı Ege'de yağışlar bekliyoruz. Yıldırımlı, şimşekli, belki dolu ihtiva eden yağışlar ve miktarı da pek az değil. O nedenle lütfen dikkat, yıldırımlar, şimşekler aslında yalnızca çarpılma değil, işte yangınlara da sebebiyet verebiliyor. İşte geçtiğimiz cumadan cumartesiye geçişte gece meydana geldi. Biraz dikkatli olması gerekiyor. Akdeniz'e dolaşıp doğuya doğru ilerliyor yağış. Bir diğer tehlikeli yıldırımlı, şimşekli ve aşırı yağış Akdeniz'in doğusunda ve Gaziantep çevrelerinde, Güneydoğu'da yarın olacak. Yarın salı günü. Buna da dikkat etmek lazım. Su baskınları ve sel riski söz konusu. Bu dönem tehlikeli. Deniz suyu sıcaklığı 30 derecelerde, hava sıcaklığı 27-28'lere iniyor. Aynen Karadeniz'de yaşadığımız sel riski bu sefer Akdeniz için de söz konusu olabilir. Bunlar uyarılar. Şimdi sıcaklıklarımız dalgalanıyor. Nasıl gidecek önümüzdeki günlerde ondan bahsedelim. Sıcaklıklar iç bölgelerde normallerin biraz altında ama çarşamba, perşembe yurt genelinde sıcaklıklar biraz toparlanacak ve Avrupa'dan kopup gelen parça parça yağışlar var. O da Akdeniz ve Ege'yi önümüzdeki hafta içerisinde böyle bir iki parti ıslatacak. Bu yağışlara ihtiyaç var. Yaz boyu kurak, kuru geçti. Su buharı bile yoktu yani o kadar. Havada nem bile düşüktü. Şimdi ara ara yağışlar geliyor. Ayın 20-25'i arasında serin günlerimiz var. Şöyle aya bir projeksiyon açtığımızda ayın 20-25'i arasında serin günlerimiz var. Onun dışında çoğunlukla ortalama ve ortalamanın biraz üzerinde sıcaklıklarla beraberiz. Haftanın hatta biraz daha uzun vadenin şöyle bir projeksiyonunu açmış olduk beraberce. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.